Evet sevgili seyirciler, bugün yanımızda psikoloji öğrencisi Doğukan Akbay var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi misin? Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Bugün size neden İstanbul Aydın Üniversitesi'ni tercih ettiğinizi, neden bu bölümü tercih ettiğinizi, bu bölümü tercih etmekteki böyle bir alt sebepleriniz var mı psikolojik olarak onları ve psikolojiyle ilgili bazı ufak sorular soracağım tabii ki izniniz olursa. Tabii. İlk olarak şunu size sormak istiyorum. Neden psikoloji bölümünü tercih ettiniz? Öncelikle ben tam bursluyum bu okulda. Lise 2'den beri, yani 10. sınıftan beri hayalimdi psikoloji bölümü. Çalışmaya başladım lise 2'de. Oldu, kazandım. Puanımın getirdiği okullar arasında en böyle güzeli, kampüsü olanı, böyle içime sıcak gelen bir okuldu burası. Ayrıca bölümüm için Bakırköy'de staj imkanı sağladığını öğrenmiştim. Bu yüzden bu okulu tercih ettim, kazandım. Geldi. Şu an 3. sınıftayım. Gayet de memnunum bölümümden. Böyle. Peki ya genelde ülkemizde biliyorsunuz şöyle bir şey var. Sizin şimdi bölümünüzü tercih etmenizdeki asıl sebep puanınızın tutmuş olması mı yoksa psikolojiye dair bir heves ya da hani bir nasıl diyelim? İlgi. Böyle ben bu işi yapmak istiyorum. Psikoloji üzerine Evet. yükselmek istiyorum. Bu alanda kendimi eğitmek istiyorum demek miydi? Kesinlikle dediğiniz gibi psikoloji alanında kendimi eğitmek istediğim ve bu alanda yükselmek istediğim içindi. Çünkü puanım hukuk bölümünü de getiriyordu bana. Hani avukat da olabilirdim. Ki bu ara biliyorsunuz TM çıkışlıyım. TM'cilerden ne olur? Avukat olur eğer güzel Evet. puan elde ettiyse. Ama ben bile isteye kendi tercihlerimle psikoloji bölümünü yazdım. Neden bu bölümü seçtim? Çünkü psikoloji bir insan bilimi. Ruh bilimi insanı anlamaya dayanıyor en temelde. Ve ben de hani hem önce kendimi anlamak istedim, önce kendimi anlamak istedim. Hem de çevremdeki insanları analiz etmeyi zaten seviyordum ve bunu nasıl yapabilirim? Nasıl daha iyi yapabilirim? Nasıl bunun üstünden bir yarar elde edebilirim? Hem bana karşı hem karşımdaki insana karşı. Bunları düşündüm ve psikoloji bölümü bana daha uygun geldi. Böyle oldu. Başka bir şeyler söylemek istersem, dediğiniz gibi gelecekte bu bölümü yapmayı, bu mesleği yapmayı gerçekten çok isterim. Gerekli imkanlar sağlanırsa ya da ben kendimi yeterince geliştirebilirsem. Çünkü bir seans odasına gireceğim. İki kişi olacağız orada. Ve karşımdaki kişi, hani hasta demek istemiyor birçok insan. Tamam ben de demeyeyim. Karşımdaki danışan hayatında bir şeyler ters gittiği için oraya gelmiş oluyor. Yani bu insan senin benim gibi normal bir insan olmadığı için karşıma gelmiş oluyor. Ve ben doğru işleri yapmazsam, doğru şeyleri söylemezsem ya da gerektiği yerde doğru bir şekilde susmazsam bu kişiyi olduğundan daha kötü hale getirebilirim. Bunun sorumluluğu, bunun stresi benim sırtımda birinci sınıftan beri var. Şu an mezun olmaya yaklaştığım için daha da fazla, daha da arttı bu sorumluluk. Bu yüzden okumalar yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Zaten yüksek lisans olmazsa olmaz. Bu bir hedefim. Yüksek lisans da yapacağım. Ama yüksek lisansı da beynini açıp içine bütün bilgileri koyup kafanı kapatmıyorlar Tabii yani. ki. Kendini ne kadar geliştirirsen sana. Terapi eğitimleri almamız lazım. Psikoloji bölümü öğrencilerinin hepsinin terapi eğitimleri alması lazım. İstediği bir ekole doğru yönelip o ekol çerçevesinde gerekli uzmanlardan bu eğitimleri alması lazım ki karşılıklı konuşmayı öğrenebilirsin. Karşılıklı danışan sana bir şey söylediği zaman verecek bir cevabın olabilsin diye. Bu kuramları öğrenmek lazım. Ben de bu yolda ilerlemeye çalışacağım inşallah. Ne kadar güzel. Benim sizin konuşmalarınızdan anladım. Zaten herhalde İstanbul Aydın Üniversitesi'nin tercihinizdeki en büyük sebep diye sorsam, belki de eğitim olarak Evet. kaliteli olduğu için Evet. söyleyeceksinizdir. Sizin konuşmalarınızdan anladım. Siz bu işi seviyorsunuz. Fakat size şöyle bir soru yöneltsem. Bazı insanlar psikoloji ya da yani tedavi yöntemini, hani sizin de dediğiniz gibi yani bir odaya gireceğiz, iki kişi olacağız, bir seans var orada, bir terapi var. Acaba psikoloji biraz artık insanlar kimseyle konuşamadığı için ya da konuşacak bir şeyler bulamadığı için birilerinin kendini anlamadığını düşündüğü için ya psikologlara gidiyor olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Hatta birkaç tane danışan okumuştum
bazı kitaplarda şey diyor, yazar şöyle ifade etmiş. İnsanın, yani karşımdakinin o kadar kimsesi yok ki. Çok zengin bir iş adamı ama o kadar kimsesi yok ki. Benim odama gelip, benim seansıma gelip sadece yatıyor. O adam orada yatmak istiyormuş. O kadar kimsesi yok ki gelip ona iki kelam etmemi istiyor. O kadar kimsesi yok ki konuşacak, kendini anlatacak o kadar kimsesi yok ki benimle konuşmak istiyor. Hani ortada DSM-5'e göre işte tanılar var, bozukluklar var, hastalıklar var. Onlardan hiçbiri olmamasına rağmen sadece benimle konuşmaya gelen hastalarım var diyor. Yani dediğiniz gibi olabilir ama bir de işin diğer tarafı var. Dediğim gibi işte bu DSM-5. Oradaki tanılar da gerçek yani. Gerçekten karşımıza hastalar da gelebilir. Gerçekten tanı almış kişiler de gelebilir. Hani evet, konuşamayan insanlar da var. Hani kimsesi olmadığı için diyalog gerçekleştiremeyen kişiler de var. Ama gerçekten hani çocukluğundan getirdiği travmalar sonucunda ya da halihazırdaki hayatında yaşadıkları sonucunda bir bozulmaya, bir kırılmaya uğramış insanlar da var. O zaman şöyle diyebilir miyim? Siz hem benim dediğim gibi belki bir yönden, siz de açıkladınız zaten bazı kitaplarda, kaynaklarda yazıyor diye, hani insanlar yalnızlığını belki de, yalnızlık açlığını gidermek için belki de psikologlara gidiyor. Fakat hasta olan insanlar da olabilir. Kesinlikle. Biz şimdi hasta olan insanlar üzerinde biraz konuşalım. Çünkü benim merak ettiğim, en merak ettiğim konu bu. Acaba psikolojik bozukluk dediğimiz şey her şeyin temelinde insanın çocukluktan ya da bilmediği, bilinçaltı bebekliğinden gelen bir sıkıntılı bir durumdan kaynaklanıyor olabilir mi şu anki insanların psikolojik bozuklukları? Tabii yani birçok kuramcı gelişim dönemlerine atıflarda bulunuyor. Hepsi gelişim dönemleriyle ilgili şeyler söylemiştir yani. Ama daha çok bu dediğimiz çocukluk kavramı psikodinamik çerçeve içerisinde Freud'lar, Melanie Klein'lar, Jung'lar, hani bu kuramcıların ifadeleriyle o taraflara dönülüyor. Bir de BDT dediğimiz, hani bilişsel davranışlı terapi dediğimiz ekoller var. O an orada öğretmeye dayalı. Hani yapılan, atıyorum bir hastalıkta, bir istenmeyen davranışta o davranışı öğrete öğrete yapmamayı öğretiyor. Hani o davranışı kapatmayı öğretiyor. Bir de dediğin gibi dinamikler var. Çocukluğuna gidiyor. O davranış neden oluştu? Çocukken bu insana ne oldu? Hangi bağlamda sıkıntı yaşadı? Hangi döneminde sıkıntı yaşadı? Kiminle sıkıntı yaşadı? Annesiyle mi, babasıyla mı? Hangi bağlanma sorunlarını yaşadı? Buna bakıyor. Mesela Freud'un anal dönemi, oral dönemi, en çok da ödipal dönemi. Bunlar birçok hastalığın, yani dinamik açıdan bakarsak, altında yatan sebep. Onları inceliyorsun. Seans odasında inceleyebildiğin kadar ya da şu an benim öğrenebildiğim kadar. Onları böyle kazıyorsun yavaş yavaş, doğru yorumlarda bulunuyorsun. Ve elimizde bir sihirli değnek yok ya da zaman makinesi yok. Geçmişe gidemeyiz. Hani geçmişe gidip o kişinin çocukluğundaki durumu düzeltemeyiz. Annesi ona kötü davranıyorsa gidip hemen annesini sakinleştiremeyiz geçmişteki hayatında. Tabii ki. Yani şu an elimizde bu yaşananları sadece ona hani farkındalık kazandırarak kabul ettirmek ve onun ihtiyaçlarıyla ilgili gelecekte daha mutlu olmasını sağlayabilmek diye düşünüyorum. Peki size şöyle desem, şimdi ben kafamdaki soruları size yöneltiyorum tabii ki naçizane. Desem ki psikoloji ve psikologluk kavramı, ilk olarak size şunu sormak istiyorum. Size mesela, siz eğitim alıyorsunuz. Psikoloji eğitimi verilirken doktorlukta mesela belli dallar vardır. Yani dallar halinde. Şimdi bir doktora bütün insan vücudunu anlatmaya çalışırsanız, şimdi biz kendi, ben bilmediğim için belki de yapamayacaktır. Fakat ne var işte, kulak, burun, boğaz. Ya da genel cerrahi. Acaba psikolog, gerçi tam tanımını bilmiyorum. Psikolog mu deniyor? Psikolog. Psikologlara bütün bir bilgi birikim veriliyor mu? Yoksa psikoloji kavramının içinde de böyle belli dallar var mı, yani öğrenilmesi gibi farklı insanların farklı öğrendiği şeyler var mı? Anladım. Ya şöyle, dediğiniz örnekten devam edeceğim. Hani doktorlar 6 yıl bir kere temel tıp eğitimi alıyorlar. Bizim lisansımız da öyle. Temel psikoloji eğitimi. Ama eğer yüksek lisansa geçersen orada gerçekten dediğiniz gibi hani doktorlar gibi dallara ayrılabiliyor. Hani kulak, burun, boğaz, genel cerrahi neyse. Bizde de dediğim ekoller bazında da
mesela klinik psikoloji diyorsun. Bazı okullar BDT ekolüne göre sana klinik psikoloji eğitimi verirken, bazı psikanaliz ekolüne göre sana klinik psikoloji eğitimi veriyor. Klinik psikoloji klinik alanda, bu terapilerin gerçekleştirildiği alanda yapılan bir yüksek lisans. Hı hı. Ama mesela sosyal psikoloji de var. Endüstriyel psikoloji de var. Hani insan kaynakları, oralara gelmek isteyen insanlar, daha çok araştırma yapmak isteyen insanlar sosyal psikoloji, daha toplum, hani sosyal ortamlara, birden daha fazla kişi hakkında bilgiye edinmek isteyen insanlar da var, araştırma yapmak isteyen insanlar da var. Onlar da daha sosyal psikoloji alanlarına yöneliyorlar. Nörobiyoloji alanlarına yönelenler var bildiğim kadarıyla. Adli psikoloji alanlarına yönelenler var. Ya psikoloji de kendi içerisinde dallara ayrılıyor. Dallara ayrılıyor, evet. Fakat ilk olarak dediğiniz lisansta genel bir temel eğitim veriliyor. Hepsinden görüyoruz. Eğer ki daha çok bilgi edinme, kendinizi geliştirme, bir alanda uzmanlaşma isterseniz farklı bir dal, o alan içindeki bir dalda da uzmanlaşıp eğitiminize ya da kariyerinize o alanda devam edebiliyorsunuz. Evet. Bunu bilmiyorduk gerçekten. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de size şimdi merak ettiğim bir şey daha soracağım. Psikoloji şimdi bence bana şöyle geliyor. Yanlışım varsa siz tabii ki yine açıklarsınız. Temelinde aslında bir konuşma sanatıymış gibi geliyor bana. Siz şimdi dediniz ki temel eğitimler alıyoruz. Onun bir yüksek lisansı var. Onun üzerinde belli bir alanda yoğunlaşılıyor. Belli terapi çeşitleri var. Onların üzerinde eğitim veriliyor. Fakat bana en temelinde sanki yani psikolojinin temeli şuymuş gibi geliyor. Birilerini dinleyen bir insan var. Anlamaya çalışıyor. Ve temelinde sanki şu var yani. Karşıdaki hasta mı diyelim artık ya da... Danışan diyelim. Danışan. Evet danışan diyelim. Evet. Yani danışana sanki yol gösteriyor. Ya yani bir nevi aslında bir danışan var. Psikolog da danışman oluyormuş gibi yani. Nasıl ki havalimanından içeri gireriz. Uçağımızın hangi perondan kalkacağını danışmadaki o da bizi yönlendirir. Aslında psikologlar için de böyle bir şey söylenir ya. Biz aslında bir danışmanız. Hani insanın psikoloz diye hani bizim de psikolojimiz normal olmak zorunda diye bir kaide yok diyebilirsiniz. Ya da biz insanlara yol gösteriyoruz. Şimdi yol gösteriyoruz demek çok doğru değil. Anladım. Şimdiye kadar öğrendiğim kadarıyla. Çünkü eğer tamam danışanın beklentisi bu. Kendi bir karar alamıyor. Ve geliyor psikoloğa gidiyor. Diyor ki benim hayatımda bunlar 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 var. Sen bana şimdi söyle ben ne yapayım. Eşimle çok kötü aram. Sen bana söyle ben boşanayım mı? Eğer yol gösterici birisi olursam, hani dediğiniz gibi danışma olursam, ben ona şunu demek zorundayım. Ayrıl ya da ayrılma. Bu noktada psikoloğun böyle bir görevi yok. Psikolog burada yola çıkmış bir insanın en fazla yanındaki ışık olabilir, elindeki fener olabilir. Hani yolunu aydınlatır. Ama o insan yine kendi yolunu kendi seçer. Psikoloğun buradaki temel görevi, dediğim gibi kişiye farkındalık kazandırmak. Bazı düşünemediği şeyler hakkında düşünmesine yol göstermek demeyeyim, düşünmesini sağlamak diyeyim. Düşünce kapıları açmak diyeyim, hatta daha doğru oldu. Düşünce kapıları açarız ve o insan istediği kapıdan girer, istediği şekilde düşünür. Sen bir psikolog kimsenin hayatına müdahale edemez, etmemeli. Oradaki işte dediğiniz danışman durumu da evet çok var. Yaşam koçları. Evet ben de tam onu söyleyecektim. Yani çünkü yani. Şimdi benim dediğim cümle de aslında biraz oraya gidiyor. Çünkü eğer ki danışılan ya yani bir danışma ve danışan durumu varsa bu aslında yaşam koçluğuna yani. Giriyor. Acaba hani sizin yaşam koçlarından farkınız ne? Yani onlar da sonuçta bir yol gösterici ama siz yol gösterici değiliz deniz. Olmamamız lazım ya da. Lazım. Çünkü onlara da bir danışan var. Hani ben ne yapayım? Hadi benim hayatımı düzenle. Evet ve onlar yani şu an hiçbir yaşam koçuna gitmedim. Ya da hiçbir yaşam koçuyla oturup konuşmadım. Hani böyle uzaktan ahkam kesmek gibi olmasın. Ama bildiğim kadarıyla aynı dediğin gibi insanlar gidiyorlar ve bu insanlara yaşam koçları onlara neler yapması gerektiğini söylüyor. Atıyorum yeme düzenini düzenliyor. Egzersiz yap diyor bildiğim kadarıyla. İşte uyku saatini düzenliyor. Psikolojide yani bir psikoloğun görevi böyle bir şey olamaz. Hani tamam yeme bozuklukları kavramı var. Öyle mi? Evet yeme bozuklukları diye hastalıklar var. Tamam karşınıza bir anoreksik geldiği zaman ya da bir bulimik geldiği zaman yani yeme bozukluğu hastası olan birisi geldiği zaman onun yeme düzeniyle ilgili bir şeyler söyleyebilirsiniz.
ya da uyku rahatsızlığı ile ilgili geldiği zaman uyku düzeni hakkında birkaç bir şey söyleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi hani bunu ona dayatamazsınız. Bunu yapmak yine onun elinde olan bir şey. En temelde oraya yani bilgi almak için ya da konuşmak için ya da rahatlamak için geliyor. Hani siz onu gerçekten rahatlatmakla görevlisiniz. Yani dediğiniz gibi bir yola sokmak ya da bir yere götürmek için değil yani. Anladım. Peki size artık son sorularıma yaklaşayım. Merak ettiğimiz konulardan biri. Psikologların ilaçla tedavi etme gibi bir hakkı var mı? Yani bir ilaç önerme. Hani çünkü bildiğim kadarıyla bir reçete yazma. Bir reçete yazamıyor. Yazamıyor galiba evet, psikologlar. Tıp okumadığı için. Ama bildiğim kadarıyla yani Amerika'da falan böyle klinik psikologlar terapist de eğitimi yani terapist unvanını da aldıysa başka ülkelerde yazabiliyorlar ama bizim ülkemizde ilaçla tedavi yani benim de bildiğim kadarıyla çok hani yasal değil. Mi? Hani ancak önerme mi olabilir acaba? Yok o da olamaz. Çünkü bir psikiyatr diye de bir hani meslek var sonuçta. Bir doktorluk var, bir alan. Evet. Hani psikiyatrlar evet bu işi ilaçla tedavi yönünde ilerliyorlar. Psikologlar ise bu işi terapi, konuşma, yani dediğiniz gibi konuşma sanatı mı biraz dediğiniz. Evet konuşmak kadar konuşma sanatıdır. Evet ama aynı zamanda susma sanatıdır da. Nerede susman gerektiğini, ne zaman ne yorum yapman gerektiğini de bilme sanatıdır diyeyim ben. Hani bazı insanlara çok havada geliyor olabilir söylediklerim. Hani bir hastalığım var ve ben birisine gideceğim, beni konuşarak iyileştirecek. Bu çok hayali, ütopik geliyor olabilir. Ama gerçekten öyle değil. Dediğiniz gibi insanların bazen gerçekten konuşmaya ihtiyacı oluyor. Bazı şeyler içeride o kadar birikiyor ki somatik dediğimiz belirtiler var. Yani ruhsal durumun bedene yansıması. Çok sizi çok üzen bir durum oluyor. Bunu hiç kimseyle paylaşamıyorsunuz. İçinize atıyorsunuz. Ve bir anda bayılmaya başlıyorsunuz. Bir anda karnınızda inanılmaz ağrılar olmaya başlıyor. Gidiyorsunuz doktora. Aslında bu belirtileri göstermeniz için hiçbir sebep yok. Yani fizyolojik olarak gayet sağlıklısınız. Neden ben bayılıyorum? Neden benim karnımın ağrısı hiç geçmiyor? İşte psikolojik olarak o içe attığınız sıkıntılar ya da geçmişten getirdiğiniz sıkıntılar, sizi bozan o şeyler size somatik belirtilere sebep oluyor. Sen gidip bu somatik belirtileri işte o geçmişten getirdiği ya da o üzen şeyi ortaya çıkartırsan ve bunun üstünde konuşursan, kişi bunun üstünde rahatlarsa, farkındalık kazanırsa ne olmuş oluyor? O somatik belirtiler de ortadan kalkmış oluyor. Ve tedavi ya da terapi sağlanmış oluyor. Kişi sonuçta odadan memnun çıkmış oluyor. Bizim şimdi buradaki konuşmalarımızdan ben şimdi kafamda kalanları size aktarayım. Kendi yorumumu aktarayım. Siz yanlışım varsa düzeltirsiniz. Benim kafamda oluşan psikoloji bence bir insan bilimi. İnsanın düşüncelerini, duygularını anlama, dinleme, yeri geldiğinde susma sizin de dediğiniz gibi. Yani aslında çok iyi bir gözlemci olmak lazım bir nevi bence de. Çünkü içeriye bir insan girdiği anda hani belli temel yargılar vardır. Bir insanın karar vermesi 10 saniye sürer başka bir insanla ilgili diye. Şimdi bence psikolog dediğimiz insanların bir tık daha gözlem yetisinin güçlü, dinleme yetisinin güçlü, yani yeri geldiğinde susmayı bilme, karşıdaki insanı anlama ve o insanın konuştuklarından belki de geçmişe dair izlerini görme, temeldeki sorunlarını hissetme. Ama tabii ki hiç kimse bir şey konuşmadan karşıdaki insan da bir şey anlayamaz belki de yani. Yani bazı psikanalizlerin hani divan, Freud yani insanların divana yatırıp, yani danışanın divana yatırıp arkalarına geçip mesela hiç konuşmadığı seanslar olduğu söyleniyor. Sadece gözleme dayalı mı? Sadece kişi orada serbest çağrışım yaparak hani aklına ne geleni söylüyor. Kendi söylediğinden kendi anlam çıkartıyor. Kendi söylediğinden kendi hiç fark etmediği şeyleri görüyor. Yine kendi söylediğinden kendisini tedavi edip oradan çıkıyor. Bu ama psikanaliz dediğim şey çok uzun yıllar eğitim almanız gereken kendi analizinize hani o divana sizin de yatmanız gereken. Kendi hastalığınızı kendinizin de kendi içsel yolunuzu tamamladıktan sonra o arka koltuğa oturabileceğiniz bir alan. Hani belki de en zor alan. Belki de en zirve alan. O yüzden onu bir ayrı tarafa koyayım ama dedikleriniz çok doğru. Gözleme dayanıyor. Duyguyu, düşünceleri anlamaya dayanıyor. Evet, dedikleriniz gayet doğru. Ya o zaman kısaca artık bitirelim. Sona da yaklaşalım.
son olarak benim söylemek istediklerim, psikoloji bence, psikologluk ya da psikoloji, bu mesleği yapmak isteyen bir insanın, ben psikolog olmak istiyorum ya da hepimizin ayrı dalları var uzmanlaştığı, siz okulu bitirdiğinizde ya da eğitim sürecinizi bitirdiğinizde sizce şu cümleyi kurabilecek misiniz? Buna inanıyor musunuz? Ben insan bilimini temel alan bir bölüm okudum. Temelinde insan olan, o insanın geçmişinden bugüne kadar olan. Ben kendimi tanıdım. Kendimi anlıyorum. Ve artık karşımdaki insanları anlamaya başlayabilirim diyebilecek misiniz sizce? Lisansı bitirdikten sonra bunu söylemem mümkün değil. Hı hı. Yüksek lisansı bitirdikten sonra da söylemem mümkün değil büyük ihtimalle. Ama dediğim terapi eğitimlerini tamamladıktan sonra hani hedefim psikanalist olmak. Hı hı. Analize girmem gerekiyor o yüzden. Ve analiz dediğimiz şey 6 yıl süren, haftada 2 gün görüştüğün. Hı hı. Yani 2 gün hasta gibi o koltuğa oturduğun, seanslara girdiğin. Ama bu sefer terapist tarafında değil de hasta tarafında oturduğun bir alan. Hı hı. 6 yıl kendi analizini tamamlıyorsun. Yani dediğiniz gibi ben beni öğreniyorum 6 yıl boyunca. Hı hı. Kim olduğumu, çocukluktan beri neler getirdiğimi. Ve ben bunları öğrendikten sonra ancak o zaman diyebilirim. Ben insan bilimini okudum. Kendi karakterime ve kişiliğime de hakimim. Bundan sonra da insanlara daha da yardımcı olabilirim. Daha da iyi anlayabilirim. Tabii ki lisansı bitirdikten sonra insanları anlayabilirim. Yüksek lisansı da bitirdikten sonra insanları anlayabilirim ama... Hı hı. En zirvesi, o dediğim, önce kendi analizini yapmak, ondan sonra başka insanların analizini yapmak. Yoksa karşındaki danışan ortaya öyle bir malzeme getirir, sen daha çok dağılırsın. Yani senin içindeki öyle bir yere dokunur ki, hı-hı, annesiyle olan bir bağ atıyorum, sen bunu çözememişsen, hı-hı, sen de öyle bir yere dokunur ki seansın ortasında ağlamaya başlarsın, dağılırsın. Ya da bu hasta bir daha gelmesin diye kafanda kurmaya başlarsın. Ne olmuş oluyor? Sen de almış oluyorsun. Aslında kendi silahınızla vurulmuş gibi oluyorsunuz aslında. Kendi silahınızla vurulmuş gibi oluyorsun. O yüzden hazırlıksız olmamak lazım. Kendini iyi tanımak lazım. Bu işi yapacaksak. Böyle. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugün burada olduğunuz için, verdiğiniz cevaplardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir, keyifli bir sohbetti. Benim İnşallah sizin için de öyle olmuştur. Çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bugün yanımızda Doğukan Akbay vardı. Psikoloji öğrencisi. Kendisinden belli cevaplar almaya çalıştık. Alanı ile ilgili, bölümü ile ilgili, hayatındaki hedefleri ile ilgili az çok bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. İyi günler diliyoruz efendim. İyi günler.